Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cepli poğaça tarifi vereceğim. Bunun için ilk başta bir su bardağı ılık suyumu yoğuracağım kabıma koyuyorum. Bir paket kuru mayamı ekliyorum. 2 yemek kaşığı da toz şeker, daha iyi mayalanması için. Evet, 2 yemek kaşığı toz şekerimizi de ekledik. Şöyle bir kere karıştıralım. Şimdi biraz bir 5 dakika mayamızın erimesini ve güzelce kabarmasını bekliyoruz. Evet, mayamız gördüğünüz gibi güzelce kabardı. Şimdi bir su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyoruz. 1 adet yumurta sarısı üzerine beyazını içine atıyoruz. 2 su bardağı da ılık süt ekliyorum. Şimdi bu malzemelerimi bir kere daha çırpıcıyla çırpıyorum. Evet, artık şimdi unumuzu ekleyebiliriz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilavesi yapıyoruz. Elimizle güzelce yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk. Yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi ağzı kapalı olarak, havalar şu an sıcak. Sıcak olduğundan dolayı yarım saatte mayalanır. Eğer mayalanmamışsa yarım saat daha bekletin. Ondan sonra şekil verebiliriz. Evet, şimdi mayalanmaya bırakıyorum hamurumu. Evet, yarım saatte hamurum güzelce mayalandı. Şimdi elime biraz yağ sürüp hamurumu toparlayacağım. Evet, hamurumu şimdi bir kenara alıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde hamurumu kopardım. Elimle yuvarlıyorum. Tezgahıma biraz yağ sürdüm. Hamurumu koyuyorum. Evet, işte elimizde. Biraz açalım. Evet, bu kadarı yeterli. Şimdi bir fırça yardımıyla bir kaba sıvı yağ koyalım. Fırçamıza sürdükten sonra hamurumuza iyice her tarafa da sürelim. Şimdi burada kapatıyoruz. Tekrar burasına da sıvı yağ sürelim. Burasını da kapatıyoruz. Ve şeklimizi vermiş oluyoruz. Şöyle size yakından da göstereyim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime koyuyorum. Bir kere daha göstereyim. Bir kere katlayalım. Tekrar diğer tarafını da sıvı yağ sürüp burasını da katlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bütün hamuruma bu şekli verip hazırlıyorum. Poğaça hamurlarıma şekil verdikten sonra bir 15 dakikada tepsi mayası yapıyoruz. Ondan sonra yumurta sarısı sürüp fırına veriyoruz. Yumurta sarısı isteğe bağlı susam da serpebilirsiniz üzerine. Evet, şimdi poğaça hamurlarımızı ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, poğaçalarım pişti. Şimdi üzerine temiz bir bez örtüp biraz soğumasını bekliyoruz. Evet, poğaçalarım soğudu. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Çok güzel. Şimdi isterseniz poğaçanızı
Böyle sade şekilde yiyebilirsiniz. İsterseniz de şöyle araları açık gördüğünüz gibi oralara kaşar peyniri, domates, marul ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben şimdi kaşar peyniri ve domates koyuyorum. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Evet, poğaçalarım yenmeye hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Yumuşacıklar. Hemen afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.